Müthiş. Taraftarı stadı tıklam tıklam doldurdu. Ulan sporun hafta birbirine koyduğumuzda çok zor bir müsabaka olacağı çok aşikardı. Ama buradan bana halkına bizim hiçbir zaman hiçbir maça farklı bir şekilde düşündü olarak çıkmak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Biz GMG Kastamonu Spor olarak her müsabakada en iyi futbolumuzu ortaya koymak için bir çaba sarf etme içine girdik. Bizim bir hedefimiz var. Hedefsiz insanlar olmamalı. Hayalleri var. Hayalsiz insanlar olmamalı. Bizim de hedefimiz ve hayalimiz önümüzdeki seneye bu takımı en iyi şekilde hazırlayıp şampiyonluğa oynayacak. Çünkü ben ve bizim iki tane yöneticimiz Erkan Bey ile Kadir Bey ile oradaki ambiyanstan çok etkilendiğimizi söylemek isteriz. Çünkü gerçekten Kastamonu'ya tekrar böyle bir ambiyansı, şampiyonluk ambiyansını yaşatmak isteriz. Çok keyifli bir ambiyanstı. Ve o yüzden de inşallah önümüzdeki senenin planlarını yaparken tekrar o tribünlerin dolu olmasını, heyecanlarını, coşkularını en iyi şekilde yaşamalarını cani gönülden istiyoruz. Oyunun hemen hemen tamamında biz hakim olduğumuz bir müsabakaydı. Topa sahip olma oranımız da çok yüksekti. Pozisyon bulma sayımız da rakipten çok yüksekti. Sakin ve sabırlı oyunu oynamamız ve bu konuda da her geçen hafta üstüne bir şeyler ilave ederek gitmemiz bunlar çok olumlu şeylerdi. Eksikler olacaktır. Bu eksiklerin arkasına sığınmak, bahaneler uydurmak bizim lükatımızda yer almayan şeylerdir. Bu anlamda da görev verdiğimiz bütün arkadaşlar görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştılar. Kazanmayı çok istemiştik. Kazanmayı çok arzu etmiştik. Çünkü biz hep şunun peşindeyiz. Hedefimiz var derken hep oyuncu grubumuzun yükselerek ileri gitmesini ve bu şehre de inancını geri getirmesini istediğimiz içindir. Yoksa kimin ne şampiyonluğa oynuyor, kimin küme düşmemeye oynadığı bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Bu konuda da içimiz son derece rahat ve müsterih. Allah'a şükürler olsun ki bu mübarek Ramazan gününde yine ifade ediyorum. Aslanlar gibi çıkıp oynarız. Gerisi bizim için hiçbir şekilde teferruattan öteye gidemez. O yüzden de oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı da tebrik ediyorum. Önümüzde bir İskenderunspor maçı var. Asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak. Bu ülkenin içinde de bu felaketi yaşayan halklarımızdan, şehirlerimizden, ilçelerimizden birisi olan İskenderunspor'da gerçekten lige katılarak, lige devam ederek, gerçekten acılarını gömerek lige şampiyonluk parolasıyla devam etmeye çalışıyorlar. Zor bir maç olacak. İyi bir kadro var İskenderunspor takımının elinde. İyi oyunculardan kurulu bir kadro var. Ama biz iyi bir takımız. Yani artık iyi bir takım olmaya başladık desem daha doğru olur. İyi bir oyun oynamaya başladık desek daha doğru olur. İskenderunspor takımının şampiyonluğa oynuyor olması elbette ki onlar açısından çok önem taşıyabilir. Ama bizim için de çok önem arz eden bir müsabaka. Çünkü biz kamuoyuna mesaj vermeye çalışıyoruz. Kastamonuspor olarak geliyoruz diye. Biz bu mesajı vermeye çalışırken de hiç kimsenin hiçbir durumu bizi çok ilgilendirmiyor. Acısının dışında. Acısı hep söyledik. Bizim acımız orada yaşayan birçok kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz o acılar içerisinde bizimle birlikte biz de onları yaşayarak bu dönemi geçirdik. O yüzden de onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Seyircilerimizin biliyorum ki onları büyük bir coşkuyla her iki takımı da bağırlarına basacaklar. Bu konuda hiçbir endişem yok. Çünkü gerçekten bu olması gereken bir şey. Bizim taraftarımız centilmen bir taraftar. Ve o yüzden de biz ülkeye ses getirmek istiyoruz. Her maçımızla ilgili ses getirmek istiyoruz.
her maçımızla ilgili vitrin yapmak istiyoruz. Bu konuda da zaten çocuklarımız söylediklerimizi anlamaya, yapmak istediklerimizi algılamaya ve başarmaya çalışıyorlar. Eminim ki çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Dediğim gibi İskenderunspor müsabakası da bizim adımıza çok keyifli olacak bir müsabaka olarak düşünüyorum. İnşallah hak edenin kazanmasını istediğim bir müsabaka olsun. Ama biz hak edeceğimizi bildiğimiz için de inşallah yine kazanan taraf biz olmak istiyoruz. İyi oynamak istiyoruz. Keyifli oynamak istiyoruz. Seyredenlere zevk vermek istiyoruz. Bunun ötesinde sonuç ne olur? Nereye getirir? Oradaki, o andaki atmosfer bunu belirleyecek. Ve tabii ki çocuklarımızın becerileri belirleyecek. Hayırlı bir müsabaka olmasını diliyorum. Bunun dışında ligle ilgili çok daha uzun bir maraton. Bütün takımlar, aşağı yukarı 8-9 tane takım var şampiyonluğa ortak olan, playoff'a ortak olan. Zorlu bir süreçten geçen bir ligden bahsediyoruz. Bu zorlu süreçten geçen ligde de biz kimin nerede olduğunu ilgilendirmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Olumsuz bir şey yaşanmayan bu kitleye çok teşekkür ediyorum. O şehre çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hiçbir şekilde taşkınlık getiremeyecek o konuda olan şampiyonluğu